Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gökhan'gili çekiyorum sizlere. Arkadaşlar çalışıyorlar, çatı yapıyorlar. Annem yemeğe çağırmış onları. Bu yemeğini annem verecek, işçilerin. Şurada gördüğünüz gibi, şöyle biraz daha isterseniz yakınlaştırım. Şu anda çatıyı kapatıyorlar arkadaşlar. Üstünün kiremidi kaldı bir. Plastik kiremit yapacaklarmış. Şimdi o var. Şu ucudaki Gökhan. Diğerleri de İşte Turgay abi, Selman abi, o şekilde. Şu da annem şöyle geliyor. Yemeklerini hazırlamış. Fırına yemek sürmüş. Selam ver bakalım. Hadi izleyicilerimize. Baksana. Yemedim. İzleyicilerimize selam ver. Selam aleyküm. İpiden beri görüşemem. Ne selam biliyorum, ne gülüyorum falan. Ne bileyim. Yok çaydım. Selam istemiyor. Çaydım kalan. Kızım kendi hakkı diyor ya. O sandık. O sandık kalan. İyisiniz. İnşallah iyisiniz. Yok. Bitti. İtkilere yemek vereceğim. Onu yaptım da salatayı belirttim. Koca işi ya, ben de doğrarım. Onu da sevmem diye. Bunu getirdim, çağırdım. Salatayı ben şakalarım. Oğlum. Yani ince işleri var. Ya salat ettirmeye çağırdım diye. İtkilere bir de bey verildi. Tüm börek verdik. Böyle de yemek yaptım. Onu da çağıracak. Acıktı var ya. Gökhan'a diyorum, nasıl ucuda duruyor ya bari Allah'ım. Bize sırtını dönmüş. Evet, dengesinden kaybetsin, Allah esir yesin. Kolay diyorum. Limsa boğulan su diyorum, savuruyor. 500 kerpiçi çektim, testik. Onlara dua ettim. Bir daha çektim, 500 daha. Onu da saldım. Düşünmezler inşallah. İnşallah. Allah'ın bütün çalışanların yardımcısı olsun. Allah'ın yarabbim. Amin. Hayırlı işler dedim, içerimde okuyor, görüyorum valla. Açtım. Ah ya, inşallah bir şey de olmuyor. Ne yiyorum, ne yiyorum? Okumada çok şey faydası var. Tabi. Bunlara kıyıda dua edeyim. Abası da gelse de istedik, hiç mi arkadaşım? O da gelmiyor. O da gidiyor diye. Ne yapıyor Recu? Gelmiyor Recep. Şapkanı aç annem. Hadi selam ver. Hadi. Bir konuşayım izleyicilerimize. Polisimiz bu. Polis. Recep bir selam ver hadi. Recep, niye annem? Niye? Geçen niye hamur yaparken konuşuyordun ya? Hadi bir selam at. Baba. Bağırma bağırma. Baba. Selam ver annem. Yok annem. Selam ver annem. Dedelerime. Çatıda adam çuvaldı arkadaşlar. Olukçu geldi. Ondan sonra. Enerji takmaya. Enerji takmaya gelmişler. Kiremidine gitmeden enerjisini de takacaklar, oğlunu takacaklar. Enerji mi? Takılır. Çatı yaptıktan sonra da takılır da. Böylesi daha sağlam. Böyle yaparlar daha iyi olur. İşçiler çoğaldı. Gökhan çatıyı da bayağı bitirmişler diyor arkadaşlar. Bir üstünün kiremidi kaldı. O da plastik kiremitmiş. Onu hemen vidayla montalayacaklar. Tamam. Dur bir dakika. Babam da arabasını temizliyor. Aşağıda. Ben yemem anneme. Oğlum bir tarafını yapmışlar ama arkayı yapıyorlar. Bu yanına takmışlar oğlum. Öbür tarafı yapıyorlar. Oğlum şu babanın geldi. Araba çalışmakta şeyi götürdü. Elektriği şimdi topladım. Dur şu telefona şey çok takırtı gidiyor. Ezme koy şunun içine de koy dedi. Yeme koy. Ne yap? Yeme koy. Karnını ölme doyurma koy. Yiyecek bir anne. Yırtma lan yırtma lan. Evet, çekiyor. Çekiyor. Motor çalıştı mı kızım? He? Siz acele enerjiden taktırıyoruz canım. Burası mı? O inmez. Yenir, tadını bozmaz ki, sulanır. İyice soğuk almadıysa yenir. Sokun derim mi? Sokmuşsun ya, evde var. Sokmaz da. Sen ne diyorsun ya? Su var. Dursun bu anne. Bakarım ben. At ana, onu oraya atmasaydın. Onu oraya atma. Al gel bu çöpe. Anne elini verdi mi, gitti uçtu. Bak.
şöyle bak. Çöp atalım. Öyle şöyle etti. Ele de verdi bari. 3,5 milyar birisi geldi adam. 3,5 mu vermiş? 500 daha mı vermiş? Ne bileyim ben ya. Götürdü işte. Derimi kandırdı. 3,5 milyar. Dün 3 verdim diyordu. Daha belki desteler diyordu. Ya sen böyle. Bıçak neredeydi hanım? Aç. Saat yaklaştı arkadaşlar. Birazdan yemeğe gelirler. Ben de salata yapımına geçtim. Salatayı yapayım. Recep ses sor oğlum. Kim dedi de aldın sen onu? Neyi? Hadi eve geç de iyi hadi. Soğuk burası hadi. Al lan al. Ne ediliyor lan öyle? Kim acaba diyor lan o? Tam İsmail. İsmail'in saçları büyüdü ya. İsmail. Annem yine kurma krizine girdi arkadaşlar. Tecrübe kuruyor. Küçük tripodum kırıldı arkadaşlar yazın. Yazdan bu yana bir kepaze. Gülacı da gidiyorum almaya. Yok. Tripod büyük tripod getiriyorlar. Küçük getirmiyorlar. Ben de bu telefonu nereye dek getirsem artık oraya ayarlamaya çalışıyorum. O da bayağı zor oluyor. Artık Aksaray'a gittiğim zaman oradan alacağım. Çünkü burada artık gelmiyor. O küçük tripod da bayağı işimi görüyordu yani. Ayarlaması kolay. Bir de istediğin yeri ayarlayabiliyorsun onu mesela. Dışarıda iş görürken dışarıya ayarlayabiliyorsun. İçeride iş görürken içeriye mutfağı falan ayarlayabiliyorsun tezgahı. Diğer büyük gibi değil o. O yüzden... Şimdi de ne yaptım? Mutfak dolabının kapağının arasına koydum. O şekilde yukarıdan çekim yapıyor. Bir doğrayayım. Yeşil soğan bahçeden getirim. Annem biraz soğuk almış diyor. Olsun. Bakalım soğuk almayanlardan toplar gelirim. Bugün ben de belki kısır yaparım. O yüzden yeşil soğan götüreceğim. Akşam yapacaktım. Marula aldım. Pazarda soğan yoktu yeşil soğan. Bahçeden götürdüm. Onu da unutmuşsun. O da öylece kaldı. Akşam da misafirlerim geldi arkadaşlar. Bir su böreği yaptık. Ondan sonra elmalı kurabiye yaptım. Bir de çayımızdı. Beraber yedik. İşte güzeldi. Hatta gelen misafirimiz yufamızı açtı. Ben de hemen pişirme işlemine geçtim. Suda pişirdim. Çok güzel olmuş. Aslında çekim yapacaktım. Çekmediği de bir şey demedi de. Koştur börek yapalım, pişirelim, çay koyalım derken. O yüzden de çekim de yapmadım arkadaşlar. Ama akşam gayet de güzeldi yani iyiydi. Çoban salatası olacak arkadaşlar. Olmazsa üzerine kuru soğan yapacağım. Yeşil soğan yapmıyorum. Çoban salatasına yeşil soğan girmez biliyorsunuz. Ne olur? Domates, biber, kuru soğan. O şekilde. Salatalık da olmuyor çoban salatasına. Öyle biliyorum. Marul olmuyor. Evde olan malzemeleri kullanıyor işte. Burada
da çorbamız var arkadaşlar. Yine aynı. Zaten dün de annem aynı çorbadan pişirdiydi. Dün gelmeyince soğuk diye hemen erken bıraktılar gittiler. Dün de gelmeyince hani kalmasın diye yarısını biz götürdük. Annem nohuduna kohta var kızım, ben yine yarın pişiririm dedi. Dediği gibi de bakın aynı şekilde pişirmiş. Yine biraz suyu az olmuş. Neyse biraz kaynatıp üzerine ilave ederik. Çorbamız bu şekilde arkadaşlar. Yemeğimiz de burada. Şöyle bakalım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yemeğimiz de gördüğünüz gibi güzel de olmuş. Babam da burada. Arabasını kontrol ediyor. Ne yaptın? Yaptılar mı arabayı? Şuna mı aldılar? 3 milyarı şuna. İşte işte. Ha şuna. O mu delinmiş? O mu delinmiş? He, o delinmiş. Şu delinmiş arkadaşlar da. Buna 3 milyar verip. Tatabam şu akarla neye şunlar? Yine? Burası su su damladı ama. Ha, iyi o zaman canım. Bu anı yok. Evet, evet. Bir dakika baba, burası delinmiş. Ne delinmiş değil mi oğlum? Bu mora yer inmaları mı? İyi canım. Mora yer inmaları. He. Kavgayı da yedik arkadaşlar, bitti. Ya. Tekrardan bir daha kavuracak da. Getirmedi, gelmedi ama. Halamgil de bitirmiştir, o getirecek nohudu yine. Camilerinden getirmedi. Arasak mı ki bir daha? Arasak. Yarın hava iyiymiş. Get, bir ön getirseler yarın kavururuz. Vallahi cumartesi pazar kar geliyormuş. Dün felaket soğuk vardı arkadaşlar. Bugün iyi hava. Bugün de aynı yaz günü gibi aynı hava. Bakayım bir soğana. Giderken götürüp kısır yapacağım akşama. Yo, soğuk dalmamış, gayet de iyi. Dışarıdan öğreneceğinizi. Açamaz ki onu kolay kolay. Dursun güneş de aç. İyi bak. Su vardı diyor, alım diyor. Evet arkadaşlar, yemeklerini yediler. Şuraya da serdim. Abinin bir yere oturamıyormuş. 6 kişi geldiler. 3 kişi Gökhan gibi, 3 de subacı varmış. Gökhan onlara da söylemiş. Onlar da geldiler. Ne bileyim, pek de yemediler. Daha pek el çıkmadıydık dediler. Şu şekilde yemeğimizi tabii hazırlarken çekemedim geldikleri için. Gidince bu şekilde çektim. Ben de kendime az bir şey çorba koydum arkadaşlar. Bunu yiyeceğim. Ondan sonra buraları kaldırıp yıkayacağım. Oradan da eve geçeceğim. Arkadaşlar fare yakalamış mı? Bir bakalım. Dün geldim. Akşam baktım yoktu. Sabah da baktım. Hepsine bakmadım da. Evet, burada yok. Buradakinde de yok. Kaç tane kurduydum arkadaşlar? 5 tane kurdum. Burada da yok gördüğünüz gibi. Faka bakalım, bir de burada fak kurduyduk. Evet. Fakta da yok. Orada atmamış. Son bir tane dolabın arkasında var. Bir de ona bakalım. İnşallah yakalamıştır arkadaşlar. Evet. Oo, güzel. Fareyi yakalamışsın. Ay, içim çürüyor arkadaşlar. Gördün mü? Nereden geldi? Nereden geldi bu fare? Ben anlayamadım da. Hiçbir tarafta delikler sık da yok. Her tarafı o zaman nasıl güzel kapattıydık. Gördüğünüz gibi dolabın arkasına gelmiş ve yapışmış. İyi olmuş. Ay, fareyi gördüm. Ta içim şekil oluyor benim. Korkudan, yani korkma değil de bilmiyorum. Korkudan ziyade böyle insanın içi ürperir ya. O şekilde oluyor. Annem de diyor ki şurada az bir şey, var. Açıklık var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama tamamen kapalı arası. Görüyorsunuz tahtalarını falan. Bu tahtaların arasından girmesi imkansız. Da annem buradan girdi kesin diyor.
da fareyi atmayayım. Bir iki gün durum arkadaşlar, böyle burayı da toplamayayım. Eğer bir daha gelirse kapı kapalı, kapıyı açmıyorum. Eğer bir daha gelirse buradan geliyor demektir ama sanmıyorum buradan da geleceğini. Bir bu kadar açıklık var ama tahtayla kapalı. İmkanı yok yani. Bunun üstünde de örtü var, toprak var. Bayağı bir güzel örttük biz buraları, kapattıydık. Kesin kapıdan geldi diye şüpheleniyorum ben. Annem de diyor oradan girdi kızım diyor. Bakalım artık annemin dediği mi doğru, benim dediği mi doğru. İyi. Çok sevindim vallahi arkadaşlar. İçimde bir tasaydı, bir tasaydı. Tasam falan gitti. Şükür Rabbime. Çünkü yiyeceğim, içeceğim hep orada. Yiyeceği, içeceği değerse, hele ki ekmeğime değmemiş. Yeni girmiş zaten. Ekmeğin herhalde bir altında bir tanesinin böyle ucunu sadece. İyi bir baktık çünkü araştırdık hep sağını solunu. Ekmeğin üstü de arkadaşlar, hani üstünü falan örseydiniz diye yazmışsınız. Ekmeğin üstü örtük. Biz fare girdiğini, hani pisliğini görünce aldık ekmeğin üstünü. Sağını solunu araştırdık. Hani ekmeğe falan girmiş mi, yemiş mi diye. O yüzden üstünü açtım. Normalde ekmeğin üstü örtük yani. O şekilde. İyi. İçim vallahi bir ferahsızdı. Ama onda diksiniyorum. Yüreğim kalkıyor onu da gördükçe. Neyse arkadaşlar. Size zaten gösteririm demiştim. Gösterdim. İyi yakalandı. Bir iki gün böyle bir kalsın. Bakalım bir daha. Eğer oradan geliyorsa, annemin dediği yerden geliyorsa büyük bir ihtimal bir daha gelir. Alışmışlardır çünkü. Yine yakalar. Ama eğer gelmese her tarafı güzelce temizlerim. Kapımızda bir daha inşallah açmam. Ben açmıyorum zaten. Çocuklar gelip çıktıkça o zaman girmiş büyük ihtimalle. Neyse kurtuldum arkadaşlar fareden.